Merhaba arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Size bugün okuduğum kitabı yine anlatıyorum. Dikkat ettiyseniz mümkün olduğunca her gün bir kitap okuyordum zaten. Size de aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu azmi, bu kararlılığı sürdürürüm. Benim için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar kaç 5-6 tane video çektim herhalde. Yükledim kanala ve iyi oluyor yani ben de kendim ara sıra dinleyip ve şey yapıyorum hani daha disiplinli not alıyorum. Daha başka size anlatmak adına daha dikkatli okuyorum. Bana da faydalı oluyor. Umarım sizin için de oluyordur. Bugün e, aktarmaya çalışacağım, açıklamaya çalışacağım kitap Tarih Üzerine Diyalog. Emmanuel e, Laurentin ile Söyleşiler. İki tane Fransız yazarımız var. E, biri Orta Çağ tarihçisi Jacques Le Goff, diğeri de bir antik Yunan tarihçisi, dil bilimci, uzmanı diyebileceğimiz Jean-Pierre Vernant. Kitabımız bir söyleşi. Bu iki Fransa'nın önde gelen tarihçisi. 2004 yılındaydı galiba. Hemen kontrol verimi yapıyorum. Evet. 12-16 Ocak 2004 tarihleri arasında bir programa katılıyorlar. Radyocumuz Emmanuel Laurentin. Bu iki tarihçiye e, kitabın da adı üzerinden anlaşılacağı tarih üzerine diyalog bir tarih metodolojisi üzerine kendi kişisel geçmişleriyle ilgili samimi bir sohbet yapıyorlar. Ama e, ben faydalı buldum. Çünkü bazı aldığım notlar gerçekten güzeldi. Kitabımız gene çok hacimli bir kitap değil. Toplam kaç sayfa hemen söyleyeyim. 51 sayfa. Çok ince. Kaç bölümden oluşuyor? Toplamda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölümden oluşuyor. 6 altı bölüm altında söyleşi e, büyük ihtimal radyocu beyefendi Emanuel Larentine sınıflandırmış. Bölümlerin ismi Altın Çağ'ın Tanıkları. Bu iki yazarda da e, çok doğum tarihleri şöyle söyleyeyim. Jacques de Goff 1924 doğumlu. Jean-Pierre Bernand e, 1914 doğumlu. Yani aslında bunlar savaş dönemi. Kurtuluş dönemi çocukları oluyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın tam olduğu zamanlarda genç dönemleri hatta Jean-Pierre Bernard e, cephede o gizli sol örgütlerde nazilere karşı yeraltı örgütleri kurup savaşıyor. Savaştan sonra asıl kariyerlerini yapıyorlar. O yüzden dolayı e, bu altın çağın tanıkları dediği Çok hızlı bir zamanın içinde büyüyor bu insanlar ve ölüm tarihleri de çok yeni. E, Jacques Legoff 2014'te Jean-Pierre Vernant'ta 2007'de ölüyor. Bu söylesi zaten çok yakınmış ölümlerine. 2004'te yapılmış. 2014'te kitap haline getirilmiş. orijinal olarak. Bize de bu birinci baskısı Şubat 2024. Hemen çevirenimizin ismini söyleyeyim. Yunus Çetin çevirmiş. YKY yayınlarından kitabımız. Hemen başlayalım. Altın Çağ'ın Tanıkları diye başladığımız bölümde bu kitabın giriş bölümü Seren Camı'ndan bahsediyor. Sayfa 7'de işte bu sohbetin tarihi falan orada ne amaçla yapıldığını anlatıyor. Sayfa 8'den bir alıntı okuyayım. İki tarihçi de araştırma yolunda kendilerine kılavuzluk eden hocalarına Vernant, Ignar Mayerson ve Louis Gerna'ya, Legoff ise Maria Lambert ve Fernand Brodel'e minnettar. Kendilerine yol gösterenler her, her fırsatta sundukları şükran bir yana özgür araştırma ortamına dair övgü dolu bir portrede çiziyorlar. Disiplinler arasılık öncü bir mücadeleydi o dönemde. Tarih diğer sosyal bilimlere ait alanlardan kaçak avlanıyordu. Disiplinler arasının sınırlarının bu minvalde kaldırılması önemli ilerlemelere fırsat verdi. Bu dönem tarih ilminin aslında öyle çok da, da olmadığı, diğer bilimlerle, interdisiplinler dediğimiz olayın aslında gün yüzüne çıktı. Bunun da öncüsü kim? Ee, bir önceki videoda galiba adını geçirmiştim. Fernand e, Brodel var. Özellikle bizdeki birçok tarihçiyi de, hani başta Halil Alcı'nın hocası olmak üzere, işte yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Fuat Köprülü'yü, Halil Alcı, Mustafa Akta, bu, bu abilerimizi bu hocalarımızı da etkileyen bir akım yaratıyor Fernand Brodel'in analiz ok, ekolü dediğimiz bu bir okul. Hani bir analiz okulu dediğimiz bir kü, e, nasıl, nasıl tanımlanır yani. Okul deyince çünkü şeyler tam anlamıyor. Hani ekol diyeyim daha net olsun. Eee analiz ekolünün öncüleridir Maria Lambert'la Fernand Brodel. E, özü nedir bu analiz ekolünün? Onu anlatayım. Ee, o zamana kadar yani 20. yüzyılın başına kadar e, tarih ilmi daha çok e, vesika değil de ne dediğini vakaünist yani vaka kaydeden insanlar üzerinde gidiyordu. Vakay da öyle vatandaşın, halkın, sokaktaki dilencinin hayatı değil. Kimin? Hanedanların tarihi, savaşların tarihi, kronolojik olarak şu tarihte şu oldu, şu tarihte şu oldu. Padişah buraya gitti, kral şuraya geldi, savaşı kaybetti falan falan. Çoğu zaman e, sebep-sonuç ilişkisi de olmayan sadece yalın bir olayları çizme şeklinde bir tarih anlayışı vardı. Bu tarih anlayışı ilk önce işte e, Fuat Köprülü hocayla falan. E, Osmanlı tarihinin ilk tarihçileri işte İsmail Hakkı Uzunçarşı, İsmail Abi danışment Fuat Köprülü gibi ihbalat, özellikle İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi hocalarla daha vesika ve sebep-sonuç ilişkisi içinde kurulan biraz daha açıklayıcı, analiz edici, sadece vakaları ardı ardına sıralama değil, vakalar arasındaki sebep-sonucu dünya tarihi içerisinde, konjektür ve coğrafya içerisinde diğer ülkelerle karşılaştırmalı bir zemini oturtmayı önceledi. Bu genel ilk adımda ne oldu? Hanedanlar, krallar, devletlerin resmi tarihi olarak yapılırken analiz asıl gelmek istediğim yer, sosyal tarihi ön plana çıkardı. Sosyal tarih dediğimiz nedir? Tarih dediğimiz sadece hanedanların, kralların değil. Çünkü bunlar bir aile, bir şey, devlet yıkılıyor gidiyor. Ama o toprakta yaşayan insan, o duygu, hani... İstanbul'un tarihini yazarken tamam biz padişahın olduğu o küçücük saraydan bakabiliriz ama bir de İstanbul'un kendi tarihi var. Bunu sezgisel olarak, içgüdüsel olarak yapan bir tarihçimiz, amatör tarihçimiz vardır. hepinize okumanızı tavsiye ederim. Reşet Ekrem Koçu. Reşet Ekrem Koçu'nun bakarsanız işte özellikle böyle mesela İstanbul Tulumbacıları ya da ne bileyim işte diğer saray kadınlarıyla ilgili, dilencilerle ilgili bir sürü yazdığı edebi kitap vardır. Yani bizzat halkın içinde, halkın tarihi yani toplumun tarihini, sosyal tarih dediğimiz olaydır analiz ekol. Ve Fernand Broder ve Lombard gibi insanlar bu ekolün başıdır. Ee, sayfa 9'dan bir alıntı. Söyleşinin hiç kuşkusuz en şaşırtıcı yanı bu iki tarihçinin içinde yetiştikleri toplumsal bağlama hissettikleri borcu teslim etme tarzları. Jokes ve Goff ortaya gözü pek var sayımlar atmasına imkan tanenin 60'lı ve 70'li yılların canlı ve verimli kurumlarına şükran duyuyor. Jean Pierre Vernant ise Yunan kenti üzerine yürüttüğü araştırmaların Komünist Parti'den kopuşuna çok şey borçlu olduğunu kabul ediyor. İktisat, bilim ve toplum analiz tedrisatından geçmiş bu öğrenciler de iç içe geçerek ön yargısız ve sorgulayıcı bir araştırmacıyı beslemiştir. Haliyle analiz ekolü birçok şeyden beslendiği için çapraz sorgulara, interdisiplinlere de çok müsait. Hani örnek veriyorum sadece kronoloji tarihi yaptığınızda e, tarihi bilseniz yeter. Vesikayı okusanız yeter. Ama sosyal tarih yaptığınızda ister istemez biraz sosyoloji, biraz psikoloji, ne bileyim biraz iktisat, o dönemin top, hukuk belki, o dönemin toplumsal ilişkileri, hani kültür unsurları üzerine belki biraz teoloji, din, hani bunların hepsini bilip hepsini aynı anda kullanmanız lazım. Haliyle olaya sadece e, salt bir tarihten değil, sosyolojiden, antropolojiden, psikoloji ilminin içinden bakmanız gerekiyor. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Zaten bunun bir devamı da bunu özellikle benim gördüm. Hani buna benzer bir yorum duymadım ama hani benim görüşüm bu kültürü Almanya'ya taşıyan bir okul daha vardır, bir ekol daha vardır. Günü gelince belki bu kanalda onu da anlatırım. Frankfurt ekolü. Bizim özellikle Horkan Hayır ne bileyim işte Adorno gibi abilerin Immanuel Wallenstein gibi abilerin dahil olduğu bir ekoldür o da. Ada, Frankfurt ekolü. O da bu işte interdisiplinel e, olayları tarihteki siyaset bilimine adapte ederek siyaset bilimini sadece salt bir uluslararası ilişkiler basit aldı verdi savaş güç dengelerinden daha başka boyutlara taşıyan toplumların kültürel etkileşimi üzerinden belki iktisadi iletişimleri üzerinden incelemeye çalışan bir ekoldür. Dediğim gibi belki bir gün bu kanalda onu da anlatırım. Altın çağın tanıkları başlığı bu kadardı. Hocalar başlığı altında gene alıntı yapıyorum. Sayfa 11'den 11 ve sayfa 12. Bununla birlikte içinden çıktığım dar aile tarihsel perspektiften bakılda ilginç olabilir. Mütevazi insanlardı. Babam lise, annem piyano öğretmeniydi. Onları ilginç ve etkileyici kılan şey ki benim için hala çok önemli bir hatıradır. İdeolojik olarak taban tabana zıt olmalarıydı. Annem İtalyan kökenliydi. Son derece dindar, koyu bir katolikti. Babamsa Dreyfus olayını geride bıraktığımız halde katı kilise karşıtlığından hiç taviz vermedi. Kendisine ne kadar hayran olsam da bazı hususlarda kilise karşıtlığı biraz abartılıydı. E, Dreyfus olayını belki özellikle e, Emile Zola'nın e, Yargılıyorum kitabını bir gün okumuştum sizin için bir daha kursam direkt o olaydan anlatayım. O zamana kadar da basit bir şekilde belki merak edenler Google'a Dreyfus olayı yazarsa zaten bulur olayı. Bir gün onu da anlatırım. E, sayfa 12'den bir alıntı devam. Aynen öyle. Büyük babam Alfred de Lebrayn adında bir gazete kurmuş. Cumhuriyetçi bir gazete olarak biliniyordu. Karşısındaydı Lebrain adlı kilise yanlısı bir gazete varmış. Dava süreyken Dreyfus'a desteğini açıklamış ki bu da ona pahalıya mal olmuş. Zira pek çok aboneliği iptal etmiş. Dedemin izinden giden babam Can ise Sosyalist Partisi'ne üyeydi. Daha sonra savaşta öldürüldü. Fakat onun da siyasi görüşü aynıydı. Kilisenin düşman sayıldığı bu ortamda yetiştim. 1934 Mart Latin mahallesine geldiğimde son derece faal hareketlerle karşılaştım. Cumhuriyetçi ve sosyalist üniversite eylem hareketlerine katılarak ardında da genç sosyalistler birliğine ve Komünist Parti'ye geçerek belli bir aile geleneğine sadık kaldığımı hissediyorum. Bunu da Can Pierre Vernant söylüyor kendisinin sosyalist olduğunu. Babası öğretmen olan zaten Jean Jacques Le Goff'tu. Yani özetle iki a iki tarihçimizde orta sınıf ailelerden gelen cumhuriyetçi biraz daha özgürlükçü diyebileceğimiz insanlar biraz solculuğa da kayıyorlar belli ki. Sayfa 13'ten bir alıntı. Kesinlikle birlikte çalışma fırsatımız olmadı ama ekos neydi? Okul hala 6. bölüm adıyla faaliyet gösteriyor. Burada bir Fransızca tabir var. Telaffuz edemiyorum. Kusuruma bakmayın. E, okulun adını söylüyor. Hani okudukları okulun adı 6. bölüm adıyla faaliyet gösteren Fransız okul. Pek kalabalık değildik ama birlikte bir şeyler yazmış olmasanız bile bazı insanlarla yakınlaşıyordunuz. Legofi yakın görüyordum kendime sanıyorum o da beni yakın görüyordu jean Pierre Vernant Goff hakkında bunları söylüyor. Yani aynı ortamda paylaşmışlar. Beraber bir yayınları olmamış iki büyük tarihçinin de. Ama yetiştikleri ortamı vurgularken zaten ön plana çıkardıkları bu kolektif bir hareket olarak görüyor. Yani okulda birçok disiplin aynı anda aynı yerde benzer çalışmalar yapıyor. Öyle ortak bir eğitim kültürü geliştirmiş okul. Burada hoşuma giden bir alıntı var. 14 15'te. Eee Atalarımız ve seleflerimiz tarafından çizilen sınırlarda ne kadar ayrılmak istersek isteyelim ancak ve ancak belirli bir uzmanlık sahası içinde kaldığımız takdirde geçerli ve önemli sayılacak şeyler söyleyip yazabileceğimizin farkındaydık. Kapsamı, alanı ve derinliği tertiplemeye dönük bu tasa ve zorunluluk bilimin her alanında özellikle de tarife ve felsefede görülüyor sanırım tutunacak bir zemin bulmak lazım. Oradan Emmanuel Levinas, Emmanuel şey, Leroyantin şey diyor radyocumuz, moderatörümüz kök salmak diye giriyor hani bu de, bu noktada devreye. Sayfa 15'ten bir alıntı. Tarihçiler olarak kurumların rolünü vurgulamamız lazım. Kurumlara çok fazla önem atfeden 19. yüzyıl tarihine az çok karşı çıktık çıkmasına fakat kurumların toplumsal hayatta taşıdıkları önemi de teslim etmeliyiz. Oradan bunu söyleyen Goff, Jean Pierre Vernant da hemen katılıyor. Tamamen katılıyorum. O dönem 1946-48 yıllarında yani kurtuluştan sonra yolların açık olduğunu ekleyebilirim belki. Kurumlar oluşturulmuştu ve bu kurumların başında cömert insanlar vardı. Bu insanlara ulaşmak çok kolaydı. Randevu almanıza gerek yoktu. Hareketli ve coşkulu bir dönemdi. Burada hem birinci say ilk yaptığım okuduğum alıntıda bir sosyal biliminin alanını çizmenin önemi olduğunu, her ne kadar interdisipliner olsa da belli bir metodolojiye, belli bir denkleme bağlı kalmanın gerektiğini yoksa savrulup gideceğini vurguluyor. İkinci yaptığım alıntıda savaş sonrası kurumların ne kadar önemli olduğunu, hani yer yer kendileri de kurumları geliştirmiş olsa da. Belki de hani bunlar sonuçta cumhuriyetçi ama özgürlükçü birazcık komünist, sosyalist taraflara ağır basan, devlete mesafeli duran insanlar olduğu için haliyle bir de tarihçi oldukları için her ne kadar kurumlar eleştirilseler de benim burada işte gene eklentim olabilir şu şahsi görüşüm savaşı gördükleri için ve devletsiz kalmanın bağımsızlığını yitirmenin ne demek olduklarını öğrenen bir nesil olduğu için sanki devletin kurumların da önemini ister istemez o kadar göz ardı edemiyorlar. Çünkü özgürlüğün de araştırmanın da hürriyetin de belli bir güvence altında olması gerektiğine bu güvenceliği de ancak ve ancak üst bir otoritenin sağlayacağını anladıklarını düşünüyorum ben. Ee, devam edersek. Sayfa 16'dan bir alıntı. Bilimsel araştırma yeniden inşa etmek gerekiyordu diyor Emmanuel Laurentine, moderatör. Jean-Pierre e, Vernant, evet ama zor değildi, kolaydı. Jabati gibi insanlar yaptı ve onlar için en önemli şey araştırmacılara yardım etmek, işlerini kolaylaştırmak, imkan sağlamak. Devasa bir bürokrasi makinesini yönetmek değil. O dönemin Fransa'sında savaş sonrasında hızlı bir yükselişin, yani devlet adına çalışanların böyle bürokrat gibi değil de gerçekten eğitime önem veren, insanların araştırmaya sevk eden bir tarafı olduğunu söylüyor. Kitapta bundan bahsetmiyor ama ben sanki bu dönemde Fransa'da o zaman kim Cumhurbaşkanı'ydı bilmiyorum ama malum Charles de Gaulle'un Fransa'yı gerçekten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gizli bir sessiz bir ayağa kaldırma inşa ettiğini düşünüyorum. Hani buna benzer çok muhakkak Fransızca'da ya da İngilizce'de literatür vardır ama ben Türkçe'de çok görmedim. Hani o da benim kabahatim. O kadar dil bilmezsen haliyle literatürü takip edemezsin ama Türk literatürde Charles de Gaulle'ün Fransa'da 2. Dünya Savaşı sonrası ile ilgili şöyle detaylı bir analiz ben okumadım. Halbuki sürekli özellikle bizim Almanya ile belki temasımızdan kaynaklanan o 60'lardaki bizim sürekli işçi vermemizden haliyle Türkiye'de geniş bir Alman literatürü vardır savaştan sonra. Hatta hep aynı soru sorulur işte. Ya bu kadar yıkıntı içindeki Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yenik ve ezik çıkmasına rağmen gene 15-20 yılda belini doğrulttu. Çok zenginleşti falan. Nasıl yaptı diye soruyoruz ya. Aslında benzer bir soru Fransa için de geçerli. Onu çok sormuyoruz. Ve bu abilerin belirttiği gibi hani o bilimsel yükseliş, kurumların insanlara yardım etmesi, o tekrar eğitimdeki kurumlardaki sıçrayış bence biraz Charles de Gaulle'un etkisi var orada sayfa 18'den bir alıntı. Tarihin mekanda, yerde, mahalde cereyan ettiğini kesin olarak anladım. Aynı dönemde 1950 jürisiyle birlikte analiz dergisini okumaya başladık. İlkin analizi tamamıyla fayda gözeterek okuduk. Namını hayal meyal duymuştuk zira. Birdenbire sınavı geçmek istiyorsak analiz dergisini okumamız gerektiğini söyledik kendi kendimize. Böylece analizi okumaya koyulduk ve bu okuma büyüleyiciydi. Çünkü bize müthiş ufuklar açtı. Burada bahsettiğim gibi tekrar o analiz ekoluna, o ok ekolüne, okuluna dahil olmaları oldukları zamanları anlatıyorlar. Hani 14-24 doğumu dersek 50'lere geldiklerinde o da artık 34-24 mü oluyor? 25-35 gibi bir yaşlarda oluyorlar. Haliyle tam aslında akademik kariyerlerini yükselişte olduğu gençlik zamanlarında dahil olmuşlar. Sayfa 19'dan bir alıntı. Lombard'ın ekol, gene adını tevlafuz edemediğim okul arkadaşlar, 6. okul. Ekols, Des, Hetos, dem falan. meyersını desteklemesi. Hani Lombard'ın bu okulda meyersını desteklemesi. Mayerson'ın düzenlediği kolokyumlara katılması tedavi değildi. Gerek tarihçiler, gerek psikologlar, gerek antropologlar, gerekse de eski Yunan uzmanları buluşabileceğimiz mekan vardı. Burada o interdisiplinin öneminden bahsediyor ve bir sonraki başlığa geldik. Disiplin arası sınırları kaldırmak. Sayfa 20'den bir alıntı. Jean-Pierre Vernant diyor ki Fransa'da beşeri bilimlere bence dil bilim öne koyuldu ve beşeri bilimler dil bilim tersinden bilir bilimin tesirinde kaldı. Yaklaşıklığa dayalı o yöntemi gerçek anlamda birbirine dönüştürmeye çalışan dil bilimi oldu. Lewis Strauss dil bilimden epey etkilenmişti. Mitleri incelerken, mitlerin güzel kurulmuş hikayeler olmadığını tıpkı dil gibi mitlerin de yaklaşıklığa dayalı olmadığını göstermeye çalışmıştı. Burada e, dilin sosyal bilimler için önemine vurgu yapıyor. Bu noktada size vermek istediğim bir isim vardı da şu an hatırlayamadım. Ee, merak edenler yazarın adını hatırlayamadım ama dilim belirsizliği. Ee, ilk i̇lk baskısı İtaki yayınlarından yapılmıştı. Şimdiki baskıları Pinhan yayınlarından yapılıyor. Yavuz bir şey diyesim geliyor. Tam hatırlayamıyorum ama o dilim belirsizliği kitabına bakmalarını tavsiye ederim. Hani sosyal bilimler için dilin ne kadar önemli olduğunu güzel tespit etmiş bir doktora çalışmasıdır o. Yazar da burada onu vurguluyor. Hani Fransa'daki o dil bilimin taşıdığını ve Levi Strauss'un da zaten daha önce de bahsetmişimdir belki ee, bizim antropolojinin son dönem en büyük kurucuları diyebileceğimiz yeni kurucularından, yani yeniden antropolojiye bir nefes getirendir kendisi. O da bu dönemde zaten etkindi. Daha çok dil bilimden ne kadar faydalandığını söylüyor. Sayfa 21'den bir alıntı. Jean-Pierre Vernant diyor ki. Anlatının bir düzeni vardır. Hikaye bir başlangıç ve bir tiş noktası ile gelişir. Hikayeyi aynı türden başka hikayelerle birlikte ayrıntılı olarak incelediğimizde bir mimari ortaya çıkar. Levi Strauss her halk mitinin ardında somut olanın, duyusal olanın mantığını, özdeşlik ilkesinin mantığını değil, duyumsal mantığı duyabileceğimiz fikrine benden yahut hocam Meyers'ın Meyers'ından çok daha yakındı diyor. Ondan sonra başka bir yerde aynı sayfada alıntı devam ediyor. Mantıkla, mantıkta, bilimde ve duyarlılıkta bir takım dönüşümler, eşikler, kırılmalar ve değişimler olduğu fikrine başvurmaksızın insan aklının işleyişini keşfedebileceğimizden de emin değilim. Bundan ötürü tarihseldir psikoloji. Burada bir devrik cümleyle çevirmiş ama bu cümle bu kitaptaki en sevdiğim yer oldu. Biraz üzerine düşündüğüm, az çok sezgi yoluyla fark ettiğim ama böyle birinin de söyleyince ha dedim demek ki böyle dediğim bir cümle. Biz tarihi genelde demin anlattığım dönemde gördük. İşte yüzün bu geçtiğimiz yüzyılın başına kadar, 1900'lere kadar daha kronoloji takip ediyordu. Vakaları kaydetmeye dayalı bir tarihti. Sonra 1900'lerin başında vaka analizine dair gerçekten tarih disiplin olarak, bilim olarak bir tarih oldu. Ve günümüzde işte 50'lerde 60'larda analiz okulu, okulu ile birlikte dünyaya yayılan bir sosyal tarihçilik vardı. Bu sosyal tarihçiliğin içinde benim en önemli gördüğüm hususlardan biri de psikoloji unsurudur. Çünkü biz içinde yaşadığımız dönemde insan ilişkilerinde çok da popüler olduğu için televizyonda dizilerini bile izlediğimiz için hani psikolojinin ne kadar hayatımızda olduğunu, insanın ne kadar aslında böyle bilinç dışında yaşayan bir canlı olduğunu biraz daha popüler medyayla, popüler kültürde hissediyoruz görüyoruz. Ama şunu unutuyoruz. Herhangi bir tarihi olaya yaklaşırken, tarihi şahsı incelerken aynı psikolojinin o, psikolojiye onun da dahil olduğunu. Örnek veriyorum bu konuda Hani İlber Ortaylı'nın çok güzel bir lafını duymuştum laf bir söyleşide. Hocaya soruyorlar işte Hürrem Sultan işte Kanuni'yi etkiledi miydi? Etkilemiş miydi diyor çocuğun biri. İlber Hoca da her zamanki gibi gayet rahat bir şekilde işte senin annenin babanı etkilediği kadar diyordu şimdi. Ya da işte sarayda şu şu oluyor muydu diyor. Niye olmasın diyor. Kanuni romantik adam diyor. Belli diyor şiirinden diyor. Yaptığı zanaatten belli falan diyor. Şimdi bunu böyle üstüne vurgulayarak anlatmadığı için hoca böyle gelip geçiyor ama bence üzerinde özellikle durulması gereken önemli bir husus bu. Hani tarih ilminde bir insanı mercek altına alırken psikoloji faktörünü asla ama asla kaçırmamak gerekiyor. Hani ben mesela bir basit örnek vereyim. İkinci Abdülhamit dönemi. Herkes ikinci Abdülhamit'in yani iyisiyle kötüsüyle şimdi eleştirenler var. Yok Ulu Hakan mıydı, Kızıl Sultan mıydı, yok büyük insan mıydı, yok evliya mıydı ama yok kötü müydü. Ben oralara hiç girmiyorum ama yaptıklarını anlamaya çalışırken şunu görüyorum. Örnek veriyorum. Neden 30 yıllık bir istibdat dönemi oldu? O istibdat döneminde belki de benim de çok katılmadığım şeyler olabilir. Hani katılmamak ne demekse onu da ayrı bir konu yani. Tarihi bir olaya katılıp katılmamak nedir? Tarihi en fazla ...anlamaya çalışırsın. Anlamaya çalışıp bugüne yönelik ders çıkarmaya çalışırsın. Belki. O bile gerekmez aslında. Hani o faydayı biz daha çok tarihçiler yapmaz. Hani benim gibi tarihi meraklı insanlar yapar. onu. Hani bir şeyler okuyayım da oradan bir ipucu çıkarayım diye. Profesyonel tarihçi onu bile yapmaz. Sadece onu neden olduğunu anlamaya çalışır. Açıklar ve bırakır. O kadar. Şimdi 2. Abdülhamid'in niye bu kadar e, derler ya... ...ketum belki biraz şiddet, belki biraz evhamlı falan diye tabirler kullanır kendileriyle ilgili. Bir düşünüyorum. Ee, dağ daha gibi amcası Abdülaziz'i tahttan indirmişler ve bugün aşağı yukarı herhalde ilk zamanlarda tarihçiler arala, e, mutabık değildi ama hani intihar mı etti, öldürüldü mü? Bugün herhalde tarihçilerde de öldürüldüğü yönünde mutabık var gibi. Yani mutabakat var gibi. Şimdi amcası bir de bayağı güçlü, yapılı bir amcası bir cuntayla indiriliyor, öldürülüyor. Abisi tahta çıkarılıyor. Amcasının ölümündeki o cuntanın içinde de dolaylı ya da doğrudan olduğu için deliriyor. O sorumluluk, o vicdan yükünü kaldıramıyor. O da tahttan indiriliyor. Sonra kendi çok genç yaşta pazarlıklarla cuntanın eliyle tahta çıkıyor ve o 1-2 yılda çok bilinmez birkaç tane. Hani biz sadece mesela şeyi biliyorduk. Ali Suavi vakasını biliyoruz. Daha tahta çıktığının ikinci yılında. Ali Suavi vakasına gelene kadar birkaç tane vaka var öyle. Şimdi düşününce insan amcan öldürülmüş. Abin delirmiş. Tahta çıktığının ilk iki yılında birkaç defa darbe teşebbüsüne uğramışın Ve daha gencecik adamsın. 35-40 yaşında falan da herhalde tahta çıktığında. 40 bile yoktu herhalde. Aynen 30-35 gibi bir şeydi. Hani psikolojisini anlamaya çalışıyorum. Hani psikolojisi nasıldı acaba diye. Ve çok da e, iyi hissetmiyorum yani. Bir yandan zaten topraklar gidiyor, ülkenin durumu ortada, Avrupa'nın karşısında bir eziklik, gerileme psikolojisi var. Ülken paramparça olmuş, altyapı, üst yapı yatırım yok, ekonomin berbat durumda, borç gırtlağa dayanmış. Hani dünyaya, modern dünyaya intibak edememişin, sanayi devrimini yapanlar almış yürümüşten geride kalmışsın. Bütün dünya ülkeleri senin topraklarını parçalamaya çalışıyor. Falan falan falan. Bütün bunları üst üste yığ. Ve sonra bütün bu background'ı görmeden sadece yaptıkları üzerinden evhamlıydı. Şunu niye özgür bırakmadı? Niye jurnal sistemi kurdu? Falan filan. Hani belki bunu da hatalıydı yapmaması gerekirdi falan. Dediğim gibi onları tartışmıyorum. Ama anlamaya çalışırken tarih biliminde psikolojinin gene belgeye, veriye dayalı olguya, somut olguya, öyle kafansına göre değil de veriye dayalı, olguya dayalı akılsal yürütmelerle, akıl yap, e, akılsal sebep sonuç ilişkileri içerisinde bir e, yönelim olduğu düşüncesindeyim. Buna benzer bir yaklaşımı da gene sezgisel olarak, tam böyle bunun üzerine direkt yoğunlaşmak zaten herhalde bir psikolojide lisans yapacaksın, tarihte yüksek lisans sonra sosyopsikolojide doktora yapacaksın falan öyle bir zihinde mümkün olur ama. İşte İlber Hoca'nın o cümlesini örnek verdim. Bir de İlber Hoca'nın hocası Halil Hoca'nın mesela. Özellikle bu İş Bankası yayınlarından çıkan devlet Aliye serisi var. Orada seri makaleleri var. Hani bizim tarihte özellikle 2. Viyana öncesi, Karlofça öncesi yaptığımız o 1699'du yanlış hatırlamıyorsam. E, Viyana ve sonrasındaki bir 10 yıl Karlofça'ya kadar giden e, savaş dönemi var. Orayı anlattığı 4. ciltti galiba Köprüler devri böyle seri makale var. Oradaki şeyi çok iyi anlıyorum. Hani oradaki şahısların üzerine de çok eğilmiş belgelerle. Bir tavsiye ederim. Yani biraz uzun bir parantez oldu ama bu kitapta en önemli gördüğüm yer işte bu tarihsel, psikoloji tarihseldir dediği yer bence. Aynı şekilde bir alıntı daha işte tarihsel antropoloji, tarihsel edebiyat, etnoloji. Bunların hepsi aslında tarihin içinde yer bulan hareketler. Sayfa 25'ten bir alıntı. Ee, moderatör diyor ki tarihin hareket olduğu fikrini savunanlardansınız. Can Le Goff da diyor ki her toplum tarihseldir. Belli bir tarihsel, siyasi ve düşünsel bağlamda söz edilmişti soğuk toplumlardan. Burada bir önceki cümlede hani çok şey anlatmadım ama soğuk ve sıcak toplumu anlatıyor. Yani lineer toplum bakışından değil de soğuk ve sıcak toplum diye ikiye ayırıyor. Hani lineer toplum bakışı neydi? İlkel toplum. İşte orta çağ toplumu, Aydın toplumu hani toplum lineer olarak sürekli ileriye gidiyor algısı vardı tarihin ilk bu bilimsel olma çabalarında. Sonra ondan vazgeçildi. Daha kabul edilebilen soğuk toplumla sıcak toplum, daha antropolojik, sosyolojik bir tabir. Nedir? Sıcak toplum. Sıcak toplum dönüşüme, herhangi bir dönüşüme açık olan. Yani örnek veriyorum orta çağdasın ama sanayi devrimine açıksın. Rönesansı yaşıyorsun. Yeni tarihi atılımlara ülkeni, devletini, toplumunu e, intibak ettirebiliyorsun. Ve o tarih içinde bir sürekliliği sağlayabiliyorsun gibi e, dönüşüme açık toplumlar. Sıcak toplumlar. E, soğuk toplumlarda anlayacağınız gibi zaten bunun karşısında olan daha içine kapanık, muhafazakar, dönüşüme ve gelişime. Gelişimi orada e, tırnak içinde kullanıyorum. Yani pozitif manasında değil de Gelişim derken dönüşüm diyeyim daha doğrusu gelişim demeyeyim dönüşüme açık olmayan toplumlarda soğuk toplumlar olarak belirtiyor. Alıntıya devam ediyorum belli bir tarihsel siyasi ve düşünsel bağlamda söz edilmişti soğuk toplumlarda aslında bu tabir sömürgeleştirilmiş toplumlara yakıştırılmak istenen imgeyi yansıtıyordu bence. Bu toplumlarda tarih sahiden durmamıştı aslında sömürgeleştirme'nin getirdiği bir durum söz konusuydu. 1958'de uzun süre kavramı üzerine kaleme aldığı o ünlü makalesini Annales'te yayımladığında Fernand Brodel'in açık açık Levi Strauss'u çürütmek istediğini hatırlatmak isterim. Levi Strauss uzun süre diye bir makale yazmış 1958'de. Fernand Brodel buna bayağı karşı çıkmış. Uzun süre makalesini ben okumadım ama konusu yanlış hatırlamıyorsam atıflarla biliyorum antropoloji ilmindeki o dönüşümleri hani halimle bir dönüşüm insan sınıfları insanların yaptığı hareketlerin kökenlerini anlatır ya biz zaman dilimi belirlemeye çalışıyor Levi Strauss da hani onu anlatmaya çalışıyordu bu uzun süre tabiri örnek veriyorum bir, tamamen örnek veriyorum bu makalede geçiyorum bilmiyorum ama işte bir toplum kaç yılda millet vasfı kazanır mesela ya da bir dil e, kaç yılda grameri oturan artık e, konuşulabilir insanlar arasında sağlıklı iletişimi sağlar bir dil haline gelir kaç yılda diye hani o uzun süre tabiri her vaka için bu süreyi belirleyen tabir olarak e, biliyorum e, Ferdinand Broder bunu anlattığında pardon Levi Strauss bunu e, anlattığında Ferdinand Broder bayağı ona karşı çıkmış devam ediyorum alıntıya sayfa 10-25'te ona büyük hayranlık besliyordu. Fakat Levi Strauss'un genç zihinlerde ve genç tarihçilerde yarattığı tahribatı görebiliyordu. Zira Levi Strauss her şeye rağmen zamanı durduruyordu. Brodel bu nedenle zamanın asla askıya alınmadığını, bize duruyormuş gibi görünebilecek uzun bir tarih olduğunu göstermek istedi. Burada eleştirdi de şu, Levi Strauss uzun süre derken uzun bir aralık içindeki dönüşümü alıyor. Lakin bunu yaparken bile adı üstünde bir aralık alıyor. Brodel buna niye karşı çıkıyor? Bunu yaparken süre ne kadar uzak olursa olsun ve aslında hissedilmiyor bile olsa tarihi statikleştiriyor. Tarihi bir dönemi bir kalıp bir durgun zaman olarak görüyor diyor. Ama Brodel'in ekolü ne diyor? Tarih asla durmaz. Sürekli akar. Her an dönüşüm. Yani öyle bir aralık yok ki böyle olsun. Ve öyle bir net aralığı şu yüzden de söyleyemiyor diyor Brodel. Hani buradan bahsedilmemiş tabi Brodel ile ilgili doğrudan bir kitap olmadığı için. Tarih öyle bizim anladığımız gibi net formülleri olan tabiat ilimleri gibi değil. Biraz da talihe, biraz ne bileyim işte şansa, coğrafyaya falan. Hatta bunu açıklamak için çok güzel bir tabir vardır. Siyaset bilimciler kullandı genelde ama ee, neydi Kleopatra'nın burnu. Metaforu. Ne demek bu? Şimdi biliyorsunuz Antonius'tuk galiba. Kleopatra ile önce Sezar takıldı. Sonra Antonius Sezar'ın silah arkadaşı takıldı. Sezar öldükten sonra birinci ikinci trivium. birinci trivium Sezar'ın da içinde olduğu üçlü triviumdu. Romayı hani beraber cumhuriyet gibi değil de biraz daha üçlü yönetimle yöneten Sonra Sezar tek başına iktidar oluyor. Sezar öldükten sonra ikinci bir üçlü trivium kuruldu. İşte Sezar'ın silah arkadaşı, yakın arkadaşı Antonius. Onun evlatlığı yanlış hatırlamıyorsam Marcus Aurelius. Yok Aurelius değil lan kafa gitti. Aa, çok özür diliyorum hepinizden arkadaşlar ama bu dediğimiz cidden Google'a yazsanız bile bulursunuz. Galiba e, Antonius'tu. Olayın özü şu. Sezar Kleopatra'ya aşık oldu. Neden? Burnu çok güzelmiş. Güzelliğini burnu öyle anlatılıyormuş zirve e, zirve olarak yansıtıyormuş. Sezar öldükten sonra onun silah arkadaşı Antonius da Kleopatra'nın burnuna aşık olmuş ve bu yüzden dolayı Roma merkeziyle savaşmış. E, Sezarın evlatlığı olan arkadaşla Octaviustu galiba isim yanlış hatırlamıyorsam. Kusuruma bakmayın dediğim gibi ezberden söylüyorum her şeyi. Eğer Antonius Kleopatra'nın burnu bu kadar güzel olmasaydı Roma'nın ona aşık olmazdı. Bu yüzden dolayı Mısır'ı savunacağım diye, Kleopatra'yı savunacağım diye Roma'nın merkeziyle çatışmazdı. Böyle bir iç savaş olmasaydı da tarih bambaşka bir yere akardı. Her şey Kleopatra ve onun burnu yüzündendir. Diyen bir görüş. Kusura bakmayın iyice dolandırdım ama biraz yorgunum. Anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Haliyle ha neydi işte bunu bağlamaya çalışıyordum. Bu sabit zaman uzun süre ne kadar uzun süre alırsan al diyor Levi Strauss'a Brodel. Tarih öyle bir bölüm, bir süre içinde bile olsa statikleştirebileceğim bir şey değil. Her an dönüşüm vardır diyor ve bu dönüşümün içinde genelde talihin rolü büyüktür diyor. Çalışma ve teknik hüner başlığı altındayız. 28. sayfadan bir alıntı. Can Legov diyor ki geriye dönüp baktığımızda daha en başından beri planlanmış bir eser çıkardığımız fevkalade bir tutarlılık sergilediğimiz yanılsamasına sıkça kapılırız. Her tarihsel hadisede olduğu gibi bir takım tesadüflerin özellikle de mecburiyetlerin yaşandığı gerçeğini inkar etmiyorum. Mesela ortaçağ tüccarları ve bankerler asistanlık yaptığım Lili Üniversitesi'nin öğrencilerine vermem gereken ve bizzat seçmediğim bir dersten çıktı. Hemen akabinde 1950'de 7'de yayınlanan Orta Çağ'da entelektüeller ise Seul yayınlarından çıkan yeni bir dizinin yayın yönetmeni tarafından sipariş edilmişti. Fakat bu iki kısa makalede ileride tarih tarihçi olarak çalışmalarımın temelini oluşturmaya devam edecek fikirleri uygulamıştım ve devamında anlatıyor biraz demin bahsettiğim o talih meselesinden bahsediyor hani e, insan bir yaşa geldikten sonra o geldiği yerde iyi de bir konumdaysa sanki oraya gelen ne kadar yaptığı her şeyi belli bir plan program dahilinde yapmış gibi anlatıyor ya da öyle görünüyor ama aslında öyle değil. Hepimiz hayatın içinde yaşıyoruz. Belli hedeflerimiz var ama tarihsel bir şekil hani kaderimizde yaşadığımız bazı dönüşümlerle tarihselin tarihin cilvesiyle bir yerlere geliyoruz diyor. Ona benziyor. Bunu yaparken de Bugün çok önde görülen çalışmaların aslında biraz da sipariş üzerine, biraz ders hazırlığı falan derken oluştuğunu örnek vermiş sayfa 30'dan bir alıntı. Geleneksel toplum ve yerleşik güçler bir yandan tüccarları diyen yandan entelektüelleri aynı gerekçeyle ayıpladılar. Tüccarlar yalnız Tanrı'ya ait olan zamanı satmakla itham edildi. 12. yüzyılda öğrencilerden ücret talep eden entelektüellerse sadece Tanrı'ya ait olan bilimi satmakla suçlandı. Bugün aslında bize çok normal gelen tüccarlık, öğretmenlik gibi şeyler aslında parayla yapıldığı için bir zamanlar hakir görülüyormuş. Onu anlatıyor. Hatta belki şu an jeton düştü. Acaba Roma'da öğretmenlik işini kölelere yaptırmalarının sebebi bu muydu ya? Neden olmasın? Ya da tüccarlığın her zaman böyle ikinci atıl bir iş kalması hep o yüzden Yahudiler yapar. Ben şey zannediyordum. Hani Yahudilere hiçbir iş yaptırmıyorlar zaten Orta Çağ'da. Çünkü asker olamıyor, soylu olamıyor. Ne yapıyor? Ona da bir şey kalmıyor. Bilim kalıyor, tüccarlık kalıyor, sarraflık kalıyor falan. Meğer acaba sırf Yahudilere bunlar kaldığı için değil. Bu işler aslında alt işler olduğu ve kimse yapmadığı için miydi Yahudilere kalması? İki taraflı bir olay mıydı? Diğer bu hususta dediğim gibi Roma'da benim hatırladığım bazı okumalarda bu Roma'da özellikle öğretmenlik işini hep şeyler yapıyordu. Köleler yapıyordu. Evin kölesi yapıyordu. Demek ki bu yüzden hakir görülüyormuş. Sayfa 31'de gene güzel bir alıntı. Eski Yunan'da müspet bir çalışma mevhumunun niçin olmadığını ve olamayacağını göstermek istedim. Genel anlamda çalışma fikri bile yoktu. Bir takım zanaat kolları vardı ve kentin birliği iktisadi bir işlevi olmayan çalışma kapsamına girmeyen şeylere dayanıyordu. Tarım ile zanaat bambaşka şeylerdir. Zanaatta ne yaptığını bilen kişi zanaatkarın kendisi değildir. Ayakkabının ne olduğunu bilen kişi kunduracı değil. Uğruna ayakkabının üretildiği kişidir. Ayakkabını üretken nedeni elbette zanaatkardır. Fakat asıl önemli olan biçimsel yahut nihai nedendir. Yani yalnız kullanıcının duyduğu ihtiyacı karşılayan ayakkabıdır. Moderatör diyor ki çalışma toplumda ayırt edici bir nitelik değil. Hemen Jean Pierre Vernant devam ediyor. Evet, değil. Çalışma diye bir şey yok. Böyle bir kelime yok. Ponos kelimesi zorlu çaba anlamına geliyor. Bu düşünce sisteminde ve kolektif yaşamda çalışanların hangi noktada ötekileştirildiklerini ve toplumu teşkil eden şeyin merkezinde yani siyasi yaşamın merkezinden dışlandığını göstermemiz mümkün. Alıntıda devamında aslında gene çizmişim ama okumayayım. Yani özette şunu diyor: Bizim bugün çok doğal olarak gördüğümüz çalışma dediğimiz şeyin aslında e, tarihin her alanında aynı görülmediğini söylüyor. Antik Yunan'da çalışmaya yönelik bir kelime olmadığını çünkü gene bir veri söyleyeyim hani tam iktisadi olarak hangi makalede okudum hatırlamıyorum ama antik Yunan sitelerinin nüfus sayımına göre söylüyorum. Hani yüzde hani bugün demokrasi falan diyoruz ya antik Yunan'ın site devletlerine. Demokrasi nasıl biliyor musunuz? Şöyle toplumun yüzde sekseni köle, mal, yüzde onu kadın herhangi bir siyasi vatandaşlık hakkı yok. Sadece yüzde on erkek yüzde yüzün yüzde onu sadece sisteme katılabiliyor onların da işte kademeli olarak 8500 5500 bin meclisler falan filan Hani çalışmak Aslında her zaman anlaşıldığı gibi değil Hatta ve hatta çalışmayı burada can neydi Jackle Legoff şey diyor işte bu anlamda Orta Çağ'da büyük bir değişim yaşanıyor. Her ne kadar bu değişim belli sınırlar olsa da Orta Çağ eski Yunanistan'da yahut Antik Çağ'dan değil kitabı Mukaddes'ten gelen bir anlayışa dayanıyordu. kitab Mukaddes'te çalışma nasıl temsil edilir? Çalışma cezadır. İlk günahtır. Yeryüzü cennetinden kovulan Adem ile Havva çalışmaya mahkum edilmiştir. Havva'nın acıları içinde doğum yapmaya mahkum edilmesi de çalışmaktır. Doğru bunu daha önce de okumuştum. Çok şaşırmıştım. <laughs> İnsanı... E yorulursun diyordu galiba. Yani Kur'an-ı Kerim'de yine yorulursun, çalışır yorulursun diyordu. İşte te, e, İncil'de de diyormuş. Acılar içinde doğumu kadına ceza olarak diyor. O da çalışmaya dahil. Yani bu hususta aslında e, Karl Marx'ın damadı, tembellik hakkını yazan kimdi ya? Paul Leferge miydi? Paul Leferge olabilir. Herhalde oydu. Tembellik hakkı diye yazarsanız Google'a çıkar arkadaşlar. O işte. <laughs> Aslında çalışmanın e, sömürü düzeninin bir parçası oldu. Çalışmanın öyle çok da e, yüceltil, hani bugünlerde yüceltiyor ya Çalışma, iş üretmek falan filan. Aslında bunların biraz da ortaçağ kitabından geldi. Hani tanrılı toplumdan geldi. Biraz da sömürü düzeninin bir parçası olduğunu falan anlatıyor o kitap. Güzeldir. Ee, sayfa 33'ten bir alıntı. Çalışmaya bir açıklama bulmak gerekiyordu. İnsanın çalışması artık tanrının çalışması minvalinde görülüyordu. Yaratılış son derece asil bir çalışma haline geldi. Öte yandan erken orta çağda kimlerin çalışma tarzı örnek gösteriliyordu? Keşişlerin çalışması örnek gösteriliyordu. Çünkü izledikleri kaideler uyarınca ağır işlerde çalışmaları gerekiyordu. Keşişler aynı zamanda toplumdaki en kutsal, en çok takdir gören kişilerdi. Yani antik çağda çalışma o kadar <laughs> revaçta bir şey değilken, hoş görülmezken, işte kitaplı e, topluma geçince... İncil toplumuna, Tanrı toplumuna geçince çalışma böyle kutsallaştırıyor ve hala kutsal olduğu için en çok çalışan kim? Keşiş. Bizdeki sanki nefis terbiyesi için yapılan eziyetlerin de acaba böyle bir e, ne diyeyim background'ı olabilir mi? Yani bir geçmişi olabilir mi? Sonuçta bunların hepsi bizi e, semavi dinler diye deniyor. İbrahim'i dinler diye deniyor. Aslında tek kökten gelen dinler bunlar. Bir geleneğin devamı şeklinde geliyorlar belki de İslam'daki o tarikatlardaki çalışma, üretme, nefis terbiyesi için yapılan eziyetler, yoğun zikirler falan da hani o yoran şeyler de bununla bağlantılıdır. Belki böyle bir geçmişi vardır. Alıntı devam ediyor sayfa 3 33. Ağır işte çalışmak 13. yüzyılda bir tüf, bir tür kefaret haline geldi diyor keşişlerle beraber. Ondan sonra eski Yunan zanaatkarlarının aslında çalışmadığından bahsediyor. 34 ile 35'teki alıntıyı birebir okumuyorum ama hani özetle şunu diyor. Eski Yunan'da çalışma dediğimiz şeyin sadece dünyayı açıklayan matematiksel gerçekler yani felsefe, savaş, mantık gibi alanlara has bir şey olduğunu, oralarda emek vermenin daha yüce olduğunu, çünkü dünyada gerçek kalıcı şeylerin bu olduğunu. Ama mesela bir zanaat, ne bileyim ya da bir e, pratik yapıyla hani bir, bir inşaat ustasındır, pratik yaparak öğrenirsin. Nasıl kil ekmek yapacağını, nasıl testi e, toprağa pişireceğini, testi yapacağını nasıl öğrenirsin. Şu ateşte kızartacaksın, şu odunu atacaksın. Yani pratik bir şekilde e, nesilden nesile ustadan ustaya aktarılan bir yöntemle öğrenen şeylerin aslında bir sanat olmadığını, bir çalışma konusu Konusu olmadığını söylüyor. Asıl çalışmanın konusu felsefedir, mantıktır. Neden? Dünyayı kesin bilgilerle açıkladır. Bu birinci husus. İkinci husus gerçek değerin aslında bu dünya olmadığı, ötelerde olduğu, tanrı katında olduğu, hani idealarda olduğundan mülhem asıl önemli olanın onlar üzerine çalışmak olduğunu düşünüyorlar. Belki de bu yüzden işte antik Yunan'da felsefe falan çok ilerledi. Tragedya ve Ayin başlığında e, dikkatimi çeken sadece bir husus oldu. O da şu. Antik Yunan zamanında yapılan tiyatro oyunlarının bir şeyleri sembolize etmek adına e, iyi olduğu, insanlar asır sanat kaygısıyla değil, toplumsal bir yeri oldu, toplumda bir yeri oldu. ama Orta Çağ'da bunun e, gerilediğini, olmadığını tespit etmiş yazarımız e, Jean-Pierre Vernant onun üzerine bir araştırma yapmış ve bunun aslında antik çağdaki tiyatronun kilise ayinlerindeki o meşhur sahneleri hatırlarsınız. Şarkı türkü söylüyorlar hani ayin yapıyorlar ya oraya geldiğini söylüyor. Hani ona dönüştüğünü söylüyor. Bir alıntı yapalım. E, sayfa 40. Can Pierre Bernard suçluluk mefhumunun antik Yunan Tregadyasının kalbinde yattığını vurguluyor. Orta Ortaçağ toplumunda ise gerçekten suçlu diye bir şey yoktu artık. İnsan günahkardır. Günah işleyen kişi hususi bir anlamda suçludur. Onu yargılamak, başına ne geleceğine karar vermek insan toplumunun harcı değildir. Cehennem mi, cennet mi gideceğini Tanrı bilir. Dolayısıyla Tregadya ya da tiyatroya lüzum yoktu. Kendi kendine ne yapmalı diye soran Hristiyan ne kadar kötü bir Hristiyandır. Yine de Hint Avrupa çağına ait bir Toplumda Yunan kentinin yarattığı biçimiyle tiyatro gibi son derece önemli bir faaliyetin ardında ikame edilmesine yönelik bir takım ihtiyaçlar bırakılmaksızın ortadan kalkmış olmasını şaşırtıcı buluyorum demiş. Ve bu şaşırtıcı bulmadan sonra o dediğim araştırmaya yönelmiş. Burada vurguladığı da e, bireyin önde olduğu çok tanrılı dinin ve size devletinin demokrasinin biraz daha önde olduğu ne kadar demokrasi ise artık e, Yunan antik Yunan'da tiyatronun insanların suçlarını yüze vurduğu, suçlarını yansıttığı ve aslında suçu anlattığını söylüyor. Tragedyaların, dramların. Orta çağda ise artık suç kavramının olmadığını, suç diye bir şey yok. Çünkü suç insanın insana isnat ettiği, insanlar adına cezalandırıldığı. Sokrates'i niye öldürüyorlar mesela? Bir meclis kararıyla öldürüyorlar ve insanlara karşı işlediği suçlar nedeniyle öldürüyorlar. Baldıran zehri içirtiyorlar Sokrates'e. Ama Orta Çağ'da artık şahsın şahsa işlediği bir suç kavramının yersiz oldu. suçun yerini günahın aldığını, günahın da sadece şahıstan Tanrı'ya olabileceğini böyle bir dönüşüm geçirdiğini anlatıyor. Bu yüzden dolayı da bununla bağlantılı olarak tiyatronun tragedya'nın düştüğünü. Ancak o kültürün, o anlayışın toplumdan kilise ayinlerine dahil olduğunu söylüyor. O da şöyle anlatıyor. Sayfa 40'tan da bir alıntı. Orta çağın tiyatronun işlevini tek bir faaliyetin ayinin üstlendiğine inanmaya başladım. Hristiyan törenleri büyük kent bazikalarında olduğu kadar o denli şatafatlı ve gösterişli olmasa bile taşla kiliselerinde de düzenleniyordu. 41'de alıntının devamı. Orta çağda din diye bir tabir ve meyhumun olmadığını bu tabirin 18. yüzyılda icat edildiğini de hatırlatmak isterim. Her şey dinle ilgiliydi. Dolayısıyla ayin de toplumsal yaşamın merkezinde yer alıyordu. Tıpkı tiyatronun Yunan toplumsal yaşamının merkezinde yer alması gibi yakından bakarsak cinsiyet rolleri de buna dahil. Yunan toplumunda çok tanrılı bir düzende insanlar ön plandayken tiyatro merkezdeydi. Orta çağda her şeyi din sarıyordu dinin olduğu yerde de her şey der değiştirdi. Son başlığımız geri dönüşler çağı. Geri dönüşler çağında öyle çok da bir şey demiyor. Sadece içinde bulunduğumuz dönemdeki gençlere birazcık veryasin ediyor. Çünkü buraya kadar geldiğimizde anlatmıştık ya. Hani kendi dönemlerinde kurumlar daha kurum gibiydi. Araştırmayı destekliyorlardı. İnterdisiplinler çok ön plandaydı. Daha özgürlükçü bir alan vardı. Daha önemli hocalar vardı, ekoller vardı, daha çalışkan insanlar vardı ve bu hocalarımız da gerçekten çalışkan bir nesildi. Hani ürettiler, yaşadılar. Hani bir önce bir kitabı anlatmıştım hangisiydi hatırlamıyorum. Toplumsal temenin yapılarıyla galiba bu kanaldaki videolardan biri. Adam yani aralıklarla 7 yıl falan medeniyetten uzak bir yerde, kendi medeniyetinden diyeyim daha doğru olsun, uzak yaşıyordu. Şimdi böyle şeyler kalmadı. O yüzden dolayı bugünün gençlerini birazcık bugünün gençlerini, eğitim toplumunu falan biraz eleştiriyor gibi geldi bana eksik bulduğunu söylüyor. Ama o geri dönüşler tabiri şuradan geliyor. Bütün bu çöküş gibi görünen şeylere rağmen e, pesimist değiller. Morallerini bozmuyorlar. Zira içinde bulunduğumuz dönemi kend, e, bir nevi rönesansa. Tekrar bir sıçrayış öncesi e, sakinliğe, çöküşe benzetiyorlar. Gerilemeye benzetiyorlar. Yani onlar benzetmiyor da ben benzetiyorum. Anlattıklarından anladığım o. Buna benzer şeyleri de duyuyorum bazen. Hani belki çok optimist insanlara umut vermeye yönelik gibi geliyor ama hani öyle diyenler de var. Şu an içinde bulunduğumuz dönemi yeni bir sıçramaya işte Z kuşağı falan diyorlar ya Z kuşağı, Z kuşağı diyorlar. Bir yandan bakıyorsun gerçekten zehir gibi çocuklar var. Bir yandan da bakıyorsun ama çok garip de tipler var yani bunlar mı diyorsun? Çünkü ister istemez şeyi anlıyorsun. Tarihi bu kadar okuduktan sonra şunu anlıyorsun. Tamam, kafan çalışabilir. Bütün teknolojik aletler e, tarihin en zirve noktasında olabilir. Çok az emekle çok şeyi hallediyor olabilirsin ama ister istemez gene de bir disiplin gerekiyor. Bir üretme, bir süreklilik gerekiyor. Çünkü bunu tarihte sağlamazsan olmuyor. Yani benim gördüğüm, belki tarihin akışında da bu da değişecek. Bilmiyorum. Ama eğer başarılı olmak istiyorsan, bir ülkeyi, dünyayı, toplumu bir yerden bir yere getirmek istiyorsan Menfi ya da müspet bu arada fark etmez. İngilizlerin gözünden bakarsan bizim o e, sömürgeciler falan çok büyük adamlardı. Bilinmeyen ufuklara gidiyorlardı. Evlerinden uzak macera, tehlikeler atıyorlardı falan İngilizlerin gözünden bakarsan. Hani bizim gibi daha doğu toplumun gözünden bakarsan onlar sömürücüydü. Geldiler bizim toprağımızı aldılar. Bizi sömürdüler falan. Şimdi ama sonuçta bir mücadele var ortada ya hani iyi anlaş yani hangi tarafta durduğuna göre iyi ya da kötü sınıflandırılırsa sınıflandırılsın bir mücadele var, bir disiplin enerji var. Şimdiki nesilde mesela o çok yok. Hani çok zekiler olabilir, yapan da olabilir. Zehir gibi çocuklar var. Hani benim çok imrendiğim gençler var. Ama bir taraftan da en imrendiğim gençte bile belli bir disiplinle 3 gün üst üste bir şeyi sürdürememesini görüyorum. Halil yani o sürdürememeden ne kadar iyi olursan ol acaba iyi bir toplum, iyi bir üretkenlik yeni fikirler çıkar mı bilmiyorum yaşayıp göreceğiz işte abiler ama umutlu herhalde artık umutluydular demeliyim çünkü ikisi de toprağı bol olsun ee, normalde aldığım notları kısaca e, videonun başında söylüyordum bu sefer anlattıktan sonra söyleyeyim bakalım anlattıklarımla tutarlı mı orta sınıf ailelerden geliyorlar demişim Unlessed, bahsettik aileleri kilise karşıtı cumhuriyeti bahsettik Benzer ve aynı okullarda okumalarına rağmen ortak çalışmaları olmamış, hocalarına ve yetiştikleri kurumlara olan minnettarlıkları bariz, sosyal bilimin e, sosyal bilimin alan belirlemesine önemli olduğunu vurgu yapıyorlar. Bilim eğitim kurumları önemli diyorlar. Mekan ve zaman ayrılmaz bir bütündür diyorlar. Ha bak bundan çok bahsetmemiştik. Hemen söyleyeyim kısaca. Bir yerde zaman ve mekan hani tarihsel tarihçi ya bu arkadaşlar hocalar rahmetliler. E, zamanı hani o kronoloji sıralaması demiştim ya zaman sadece. Mekandan kopuk zaman olmaz diye anlatıyor. Yani mekan zaman ve mahalle, mahal birdir diyor. Hani o mekanın içindeki zamanı inceleyeceksin. Öyle tek başına zaman ya da mekan incelemesi olmaz diyor. Onu anlatıyor. İnterdisiplin çalışmalar önemli diyor. Sosyal bilimler dil ile kaimdir diyor. Psikoloji unsurunun tarihteki önemine vurgu yapıyor. Çalışmanın tarihi kökeni Hristiyanlıktaki orta ve antik çağdaki yerinden bahsediyor. Tiyatro ve orta çağdaki kilise ayinlerini karşılaştırıyor. En sonunda demin dediğim o geri dönüşlerden bahsediyor. İyi bir geleceği dair umutlarından bahsediyor. İyi, notları aldığım notları da aktarmışım aşağı yukarı. Yine böyle çok kısa bir kitabı gevezelik yaparak 50 dakika konuştum. Umarım çok da sıkmıyordur. Beni ben bu işlerde her zaman dediğim gibi çok acemiyim. Hani beni yönlendirirseniz beğendiğiniz olur, beğenmediğiniz olur. Daha kanalın öyle çok bir abonesi yok ama dinleyen bir kişinin fikri bir kişidir benim için önemli yani sonuçta ben her ne kadar biraz kendim için yapsam da biraz da insanlara faydalı olma gayretiyle yapıyorum videoyu izleyen kişi şurayı daha kısa kes, burayı çok girme falan filan gibi tavsiyeler olursa da beni yönlendirirse de iyi olur. Yoksa ben gördüğünüz gibi aslında kitaptan alıntı yapıyorum ama bayağı konuşuyorum yani serbest. Yoksa böyle gitmeye devam eder. <laughs> çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.